song. Bakana kardeş, arıyorum arıyorum açmayın. Hayırdır? Oraya gittin götünü kalktı senin. Geliyorum oraya ona göre. Arkadaşlar merhaba, ben Yakıçıklı, bir dakikada kastuan doktoruz. Video geçmeden önce sizlerden 2-3 bir şey istiyorum gençler. Videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim gençler. Solda çıkan bildirimleri aç butonuna basıp bildirimleri açmayı, eğer bunların hepsini yaparsanız belki rüyanızda siz de benim gibi kaslı ve yakışıklı doktor olabilirsiniz. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen gençler. Bugün sizlerle Minecraft Survival diye soruyoruz gençler. Bugün Badline'dayız ve adını bilmediğim değiş dışı bir tane map'teyiz gençler. Hepiniz videoya hoş geldiniz umarım da. Güzel ve eğlenceli oyun. O dönem hemen şu arkama doğru kaçmak istiyorum gençler. Bugün sizlere uzun zamandan beri çekmedim böyle konulu bir video çekeceğim gençler. Ve hala videoda gençler like atmadıysanız eğer bir like bırakırsanız cidden ben çok ama çok mutlu etmiş ve de desteklemiş olursunuz diyorum. Bir kılıca ihtiyacım var ancak hala bulamadım abi. Buradan bir kılıç abi. Tamam, kılıcımı da bulduğuma göre adam kesmeye başlayabiliriz ancak taş kılıç bulursak bayağı iyi olur. Neyse, bugün gençler sizlere bu yayınlarda olsun işte hani yorumlarda olsun işte hani hatta okuldan önce olsun yani bunlar genelde çok çok böyle hani soruldu bana ve hani cevaplanmam istendi. Liseliler için gençler birkaç taktik vereceğim. Bu arada ben üniversite öğrencisiyim. Lise yeni geçenlere hatta yani lise 2'lere falan yani tavsiyeler vereceğim bugün. Öncelikle gençler ben bir taş kılıç bulduktan sonra başlamak istiyorum. Çünkü bu kılıç fazla bulmuyor biliyorsunuz yani. Ha bu arada kullandığım pek taşlama kısmında var. Yeni bir pek şu anda piyasada yeni yani. Ben de yabancılardan buldum, indirdim. Çok hoşuma gitti. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Şu arkadaş da kusura bakmasın dalıyorum ama. Kestik arkadaşım, tamam eyvallah kardeşim, kusura bakma eğer videoyu izliyorsan yani gece vakti video çekiyorum maalesef, hani öyle dalmak zorundayım. Amacım yani bugün sizlere güzel bir konu anlatmak. Bu arada şunu 4 alabilirsem teşekkür ettim. Neyse, öncelikle gençler lise yeni başlayanlara birkaç tavsiye vermek istiyorum. Erkek bayan fark etmez. Şunu aklınıza sokun yani veya hani artık anlayın. Orada hani herkes sanki her gün okula gidiyormuş da sadece siz liseye yeni geçiyormuşsunuz gibi bir şey var aklınızda. Yani öncelikle onu yitirmeniz lazım. Çünkü oradaki herkes inanın bana sizden bile daha heyecanlı ve sizden bile daha çok ne yapabileceğini bilmiyor yani. O yüzden okula gittiğinizde hani aklınıza şunu sokun öncelikle, orada yalnız değilsiniz. Yani herkes sizin gibi. Hani herkes önceden işte yok arkadaş olmuşlar falan filan değil. Ha tabii ki 8. sınıftan hani aynı liseyi tercih edip de aynı sınıfa düşenler de var. Tabii bu genelden nadir olur ama yani bunu ben yine söylemek istedim sizlere. Hani şunu unutmayın abi. Okula ilk gittiğinizde tamam mı? Tecrübesizsiniz. Herkes sizle aynı durumda ve hepiniz eşitsiniz. Yani kimse sizden üstün değil. İkinci bir konuya gelecek olursak. Lisede herkes şundan şikayet işte abi işte yok beni dışlıyorlar hani kimse benimle arkadaş olmuyor vesaire filan. Beyler okulun ilk günü artist gibi gidip tamam mı en arka sıraya geçip böyle havalı havalı durup böyle sessiz durup zeki görünmeye çalışmayın. Çünkü inanın bana bu işe yaramaz yani, tecrübemden yaralanak size bunu söylüyorum. Beyler veya bayanlar, liseye gittiğinizde ilk başta herkesle bir tanışmaya çalışın. Gidin bir selam verin hani. Hani sen nereden geldin falan filan. Gidin bir sohbet açın. Çünkü sohbet her zaman beyler hani sarar ve ileriye sizlere çok güzel dostluklara hani yönlendirebilir. Ve unutmayın şunu. Lisedeki dostluklarınız asla hani ortaokul olsun hani ne bileyim hani daha önceki dostluklarınız kadar hani boş olmayacak. Çünkü lisedeki dostluklar harbiden sağlam dostluklar yani. Mesela hani benim şu an bile hani konuştuğum liseden hani yaklaşık hani sınıfta 20 kişi varsa 15'le rahat konuşuyorum yani. Çünkü cidden yani oradaki herkes sizin kafanızdan olduğu için hani hiç böyle ne bileyim hani korkmayın abi milletten. Hani daha sonra hani utanmayın bir şey yaparken. Çünkü her şeyin ilkleri güzeldir ve lisenin de ilki güzeldir gençler. Çünkü liseyi bir defa okuyacaksınız ve hani bunun tadını bence çıkarın yani. Gelelim bizden ilerleyen zamanlarına. Yok işte lise 4'ler bizi döver mi? Yok işte lise 4'ler bizden haraç alır mı vesaire falan. Öyle bir olay yok beyler. O sadece meslek liselerinde geçerli bir şey. Ve o da yani şey değil, nasıl diyeyim hani kestim bir şey değil. Bu arada arkadaş lag'a girdi, kesmek zorundayım. Yakup. Abi ölüyordum. Vallahi ölüyordum. Son anda çevirdim mouse'u. Bu arada mouse'un da kablosu sıkışmış. İyi ki pip atarken yani fark ettim onu, şu an düzelteceğim. Tamam düzelttim neyse.
Dediğim gibi yani gençler, kesinlikle ilk başta çekinmeyin kimseden ve hemen gidip arkadaş olmaya çalışın. Çünkü hani oradaki insanların da arkadaşları yok ve oradaki insanlar da yabancı sizler gibi. Hani bunu aklınıza bir sokun. Ve ders konusuna gelecek olursak, evet, ortaokula benzemiyor lise ve cidden yani hani sorular falan bazen kazık gibi gelebilir. O yüzden yani derslerinizde çalışın abi. Ders vaktinizden sonra da yani gidin arkadaşlarınızla gezin. Ha bu arada sadece ders çalışın demiyorum. Lisenin tadını çıkartın abi. Hem dersinizde yolunuzu bulun hem de gidip takılın yani. Şeftali yandı. Hayır. Ölmeyeceğim, hayır. Dün de öldüm, bugün ölmeyeceğim, hayır. Dün aynı şekilde Deathmatch'te ölüyordum. Bugün de ölmeyeceğim abi, tamam, oyunda kazandık. Şöyle bir lobby'e gidelim gençler isterseniz. Ben korumada devam edeyim. Yani dediğim gibi gençler, hani bir şeyi hani ilk defa yapıyorsunuz, hani ilk defa liseye gidiyorsunuz, ilk defa okula gidiyorsunuz ve hani hal herkeste bir heyecan olsun, hani bir tecrübesizlik olsun, tabii ki vardır, elbette vardır. Ancak dediğim gibi oradaki insanlarla hiçbir farkınız yok, inanın bana, ne üstünlüğünüz var ne de onlardan geri kalmışsınız var. Yani tavsiyem sizlere şunlardır, kağıda kalemi elinize alıp yazın yani. Gidin abi, okuldaki herkesle tanışmaya çalışın, tamam mı? Niye derseniz, ne kadar çevreniz çok olursa o kadar liseyi rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Her konuda yardım alırsınız, hani her konuda eğlencenin dibine vurursunuz. Ve dediğim gibi derslerde gençler hani ucundan tutun abi, bırakmayın. Çünkü yani cidden bırakırsanız toplamak cidden amacından çok zor. Çünkü lisedeki hocaların pek sikinde olmazsınız, açık konuşayım. Yani çok çok yakın değilseniz ve tanıdığınız biri değilse yani. Dediğim gibi derslerin ucunda bırakmayın gençler kesinlikle, ama eğlenmesini de bilin yani. Gidin arkadaşlarınızla gezin falan. Okuldan kaçın. Tabii bunlar hani lisede yapılacak şeyler. Ama yani çok da abartırsanız yani, hani bir yerden sonra hani benim çok arkadaşım oldu okulu bırakan, böyle sınıfta kalan falan. Hani her şeyin dozu vardır abi. Dozunda yapın bunu, tamam mı? Daha sonra şu lise 4 konusunda gelecek olursak, kimse sizin önünüzü kesip sizden haraç falan istemez. Öyle yalanlara da gençler gidip internetten yani şey yapmayın, aldanmayın. Ve size tavsiyem yani büyüklerden de tanıdıklarınız olsun. Çünkü her konuda size yardımcı olurlar, merak etmeyin. Çünkü hani okul çıkışında kavganız olsun, gelirler abi. Başka ne diyebilirim, hani okulda bir sıkıntınız vardır. Hani bir hocayla belki not alışverişi yapamıyorsunuzdur. Hani gidip hocaya en azından hani sonuçta o adam 4 sene okumuş abi son sınıfta. Hani gidip en azından sizin için bir ağzını yorar yani. O yüzden hani gidip artist takılmanıza gerek yok. Açık açık söyleyeyim. Lisede artist insanlar hiçbir zaman bir yere gelememiştir ve gelemezdi zaten. Hani kimsenin sikinde de olmaz ki sizin de sikiniz de olmasın. Çünkü oraya siz havaya değil abi, okumaya ve okulun eğlencesini çıkartmaya gidiyorsunuz. Hani eğer hava atacaksanız gidin Amerika'da okuyun. Türkiye'de işiniz yok yani, açık açık söylüyorum bunu da. Söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle düşünmek istiyorum hani acaba kaçırdığım bir şey var mı diye. Ha bu arada lisede sigara içilir, evet doğru, başlamayın, tavsiyem değildir. Ama yani başlamak da istiyorsanız hani okulda öyle çok da böyle hani açık açık sigara içmeye çalışmayın. Çünkü yakalanırsanız bunların hani cezaları var ve 3 defa hani ihtar alırsanız aynı YouTube gibi, telif gibi abi, okuldan atırırsınız yani. Lisenin şakası yok, açık açık söylüyorum bunu buradan. Haricen pek söyleyebileceğim bir şey kalmadı yani. Kopya da çekin abi, çekmeyin demiyorum. Tabii ki çalışkansanız da çekmenize gerek yok yani. Ufaktan bir kafa yorsanız liseyi çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz gençler. Neyse, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada gençler, bugün benim doğum günüm. Yorumlarda isteyen arkadaşlar kutlayabilir yani. Haricen bir video atmak istemiyorum çünkü hani daha önce çok böyle doğum günü kutlayan bir insan olmadığım için hani alışkın değilim böyle şeylere. En azından bir defa altta olsun söylemek istedim. Doğum gününde gençler yorumlarda kutlayabilirsiniz yani. Kutlayan herkese şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. 20 yaşına girmiş bulunmaktayım. İnşallah 21'de birlikte görürüz yani. Ha bu arada gençler, canlı yayınlara da gelmeyi lütfen unutmayın. Her gün artık yayın açıyorum. Öğlen olsun, akşam olsun yani hiç fark etmiyor. Bazen 2-3'e de çıkabiliyor bu yayınlar. Hani o yüzden kanalda gençler bildirim almayı unutmayın. Yani abone değilseniz de hala abone olmayı da unutmayın lütfen. Kanalımızı desteklemek istiyorsanız yani bunları yapın gençler. Hepinizi cidden çok seviyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Hadi ben gittim. Hadi bay.